Posta geliyor ve bu flyer'ın içinde bütün informasyonlar yazıyor ve böyle bir zarf geliyor. Bunun içinde de iki tane kulak çöpü var. DKMS, kan kanseri olan insanlar için uygun ilik nakli verebilen insanlar arıyor. Ve bu tabii ki çok 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 zor ve ne kadar çok insan, yani ne kadar çok insan kayıt olursa o kadar büyük şansımız var. Yusuf için ve tüm diğer kan kanseri hastalar için bir uygun ilik bulmamıza. Şöyle göstereyim. İki tane kulak çöpü var. Birazcık daha uzun kulak çöpü. Bu kulak çöplerini çıkartıyorsunuz. Sakın üstüne dokunmayın lütfen. Ve bir tanesini bu tarafa, bir tanesini şu tarafa. Kullanmadan önce ağzınızı sadece suyla bir çalkalayın. Hani yemek artıkları olmasın ağzınızın içinde. Sonra bunu alıyorsunuz. Sağ sol aşağı yukarı çekiyorsunuz. Çevire çevire yasanız bu kadar. Bunu şimdi olduğu gibi 5 dakika kurumasını bekliyoruz. Sonra diğerini de şu diğer tarafa. Bunlar ikisi kuruduktan sonra zarfı alıyoruz. Olduğu gibi poşete koymadan zarfın içine koyuyoruz. Ben şimdi kurumasını beklemedim çünkü ben zaten kayıtlıyım. Belki 10 senedir kayıtlıyım. Sonra da size böyle bir kart geliyor. Bulabilsem şimdi. Böyle bir kartınız oluyor ondan sonra. Bu demek değildir ki hemen anında yarın ameliyat olup döner olacaksın. Ben 10 seneye yakın kayıtlıyım ve bu 10 sene içinde sadece bir kere kanım uyma ihtimali vardı ama sonradan maalesef olmadı. Aslında ben bunu YouTube videosu olarak size çekecektim. Herhalde onu da yapacağım zaten. Hem Almanca hem Türkçe. Ama şu an hani Yusuf'un bu durumu olduğu için tekrardan hatırlatıyorum. Yusuf kardeşimiz Maraşlı takipçilerime sesleniyorum. Sizin kan uyumunuz ihtimali daha yüksek olduğu için siz kesinlikle kaydınızı yapmanız lazım. Ve Türk takipçilerim. Yani bu olayı yaptıktan sonra şu kağıdın üzerine TRP 180 yazdığınız zaman direkt kan uyumunuz Yusuf'la oluyor mu olmuyor mu diye check edilebilir. Yani anlatacağım odur ki arkadaşlar Instagram eğlenceden ibaret değil. Hayatın acı gerçekleriyle de yüzleşmemiz lazım. Onun için dediğim gibi bugün Yusuf, yarın siz olabilirsiniz.